Merhabalar arkadaşlar. 7. dersimize hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu dersimizde şu ana kadar öğrendiğimiz kavramlarla alakalı örnek uygulamalar çözeceğiz sevgili arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuza demiş ki kullanıcıdan 10 tane tam sayı değeri al. Bu değerleri bir dizinin içinde tut. Daha sonra bu dizinin içerisinde kaç tane tek, kaç tane çift sayı var hesapla. Hemen gelelim DC++ idemize. Şimdi Kullanıcıdan 10 tane değer almamızı istiyor ve bu değerleri bir dizinin içerisinde tutmamızı istiyor. Değerler tam sayı değeri olacak. Dolayısıyla ilk olarak integer tipinde bir dizi tanımlayacağım. Buna int sayılar diyeyim. Dizi olduğu anlamına gelen köşeli parantezlerimi açtım kapattım. Ve 10 tane değer alacağım için de gelip eleman sayısı olarak 10 değerini girdim. Şimdi bu dizimizin elemanlarını kullanıcıdan alacağız. Gelip burada her seferinde scanf ile %d deyip daha sonra ampersand örneğin sayıların sıfırıncı elemanı diyebiliriz ilk eleman alırken. Daha sonra 10 eleman içinde bunları böyle tek tek kopyala yapıştır yaparak işte birinci indeks, ikinci indeks gibi uzun uzun da yapabiliriz. Fakat buna hiç gerek yok. Bunun çok daha kısa bir yöntemi var. O da tabii ki döngüleri kullanmak. Hemen geliyorum integer i değişkenimi tanımladım ve döngümü açıyorum iyi sıfırdan başlattım. i küçükse ondan dedim. Çünkü 10 elemanım var ve ben iyi sıfırdan başlatıyorum. Çünkü dizilerde biliyorsunuz indeks sıfırdan başlıyordu. Sayamaya sıfırdan başlanıyordu. Ve son olarak da i artı artı diyorum. Her seferinde iyi bir arttırarak devam etmesini istiyorum bu döngünün. Şimdi burada basitçe şöyle bir mesaj görüntüleyelim öncelikle. Gelelim diyelim ki lütfen yüzde de inci sayıyı giriniz diyelim. Daha sonra virgülümü koyuyorum. Şimdi burada yüzde D olan kısma hangi değişkenin gelmesi gerekiyor? Tabii ki burada biz for döngümüzün sayacı olan i e değişkenini kullanacağız sevgili arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. i'yi e bir sıfırdan başlatıyoruz dizilerde saymaya sıfırdan başlandığından dolayı, index sıfırdan başladığından dolayı ama normalde saymaya birden başladığımız için buna basitçe gelip i e artı bir diyoruz. Böylece döngü ilk başladığında i değeri 0 iken artı 1 ekleyecek ve kullanıcı lütfen birinci sayıyı giriniz mesajını görecek ilk çalıştırmada. Ve son çalıştırma olan dokuzuncu indeks ise yani 10. eleman fakat dokuzuncu indeks. Çünkü neden? sıfırdan başlıyoruz. 9. indeks ise gelecek yine 1 eklediği için 10. sayıyı giriniz diyecek. Böylece birden ona kadar basitçe gitmiş olacağız. Evet kullanıcıya bu mesajı gösterdikten sonra yapmamız gereken şey... Basitçe kullanıcıdan bir input aldığımız için scanf fonksiyonunu kullanmak. Geldik Integer bir değişken alacağım. O yüzden yüzde D diyorum. Daha sonra virgülümü koydum. Nereye alacağım bu değişkeni? Yine adresini göstermem gerekiyor. O yüzden başına ampersand sembolü koyuyorum. Sonra geliyorum. Sayılar dizimin köşeli parantezlerimi açtım. İyi ince elemanı diyorum. Böylece ne yapmış oldum? Bu döngü 10 kez çalışacak. Kullanıcı her seferinde bu mesajı görüntüleyecek. Ve her sayı girdiğinde kullanıcının girdiği sayı bizim o anki indeksimize koyulmuş olacak. Yani sırasıyla sıfırdan başlayacak. 9'a kadar devam edecek. 9. indekse kadar devam edecek. İsterseniz bu döngüden sonra bir de gelip dizimizin elemanlarını bastırmayı deneyelim. Her şey yolunda mı? Gene geldim y eşittir 0 dedim. i küçükse 10 dedim. i artı artı dedim. Ve küme parantezlerimi açtım kapattım. Şimdi hemen geliyorum. Buraya diyorum ki printf. Yüzde de ters slash n alt alta gelsin istiyorum değerler. Ve virgül koyup sayıların i elemanını getir bana diyorum. Çalıştıralım bakalım. Öncelikle İlk for döngüsü çalışacak tabii ki. Şu anda bizden sırasıyla 10 tane sayıya girmemizi isteyecek. Girelim 10 tane değer. Şöyle random hemen basıyorum ve enter'a bastıktan sonra ikinci for döngümüz çalıştı. Gördüğünüz gibi bizim girdiğimiz değerler burada sırasıyla görüntülendi. Herhangi bir problem yok. Kullanıcıdan verilerimizi doğru şekilde alıp dizimizin içerisine doğru şekilde koyabilmişiz. Soru bizden ne istiyordu? Dizimizin içerisinde kaç tane çift, kaç tane tek sayı var? Bunu bulmamızı istiyordu. Şu ikinci döngüyü kaldırıyorum şimdi. Geldim buraya. Üste integer i -E değişkeninin yanına iki tane daha değişken tanımlayacağım integer çift sayısı dedim. Buna ilk değer olarak 0'ı verdim ve yine integer bir değişken tanımlıyorum. int tek sayısı. Buna da yine ilk değer olarak 0 verdim. Gördüğünüz gibi 3 tane değişkeni tek satırda tanımlamış oldum. Hatta ikisine değer atamasını da direkt peşinen burada yaptım. Şimdi geliyorum. Ne yapmam lazım? Birlikte düşünelim. İlk döngümde kullanıcıdan 10 tane eleman alıyorum. Dizimin içerisine sırasıyla koyuyorum. Şimdi benim amacım dizimin içerisinde kaç tane tek kaç tane çift var bunu bulmak. Bunun için dizimin elemanlarını tek tek kontrol etmem gerekiyor. Bunu da yapmak için tabii ki yine döngü kullanacağız. 10 kez dizimizin elemanlarını sırasıyla döneceğiz ve döngü her çalıştığında o anki değere bakacağız tek mi çift mi diye Eğer o anki değer tekse basitçe tek sayısını bir arttıracağız O anki değer çiftse de çift sayısını bir arttıracağız Ve bu döngü sona erdiğinde artık bizim çift sayısı ve tek sayısı değişkenlerimizin içerisinde Kaç tane tek kaç tane çift var bu değerler olmuş olacak Gelin birlikte kodlamaya başlayalım Şöyle tekrardan ikinci bir for döngüsü hazırlıyorum Yine 10 kere döneceğiz çünkü 10 tane elemanımız var Küme parantezlerimi açtım Şimdi burada kontrolümü yapacağım Geliyorum diyorum ki if dizimin ince elemanı yani o anki elemanı döngüdeki i değeri o an kaçsa örneğin ilk çalıştırmada 0 olacak. mod 2'si eşitse 0'a. Yani 2'ye bölümünden kalan 0'sa bu durumda ne olmuş oluyor? O anki elemanın çift sayı olmuş oluyor. Geliyorum. Çift sayısı değişkenimi art artı diyorum. Bunun anlamı neydi sevgili arkadaşlar? Çift sayısının içerisindeki değeri 1 arttır. Else diyorum. Değilse de tabii ki o anki sayımız tekdir anlamına geliyor. Yine geldim. Aynı mantıkla tek sayısı art artı dedim. Ve bu döngüde tamamlandıktan sonra gelelim kaç tek kaç çift var bunu yazdıralım. Dizinin içerisinde %d adet tek virgül %d adet çift sayı vardır diyelim. Ve ilk %d olan yerine gelecek tek sayısı değeri gelecek. İkinci %d'nin olduğu yere de çift sayısı değeri gelecek. Çalıştıralım birlikte test edelim kodumuzu. Şöyle 2 girdim 4 girdim 6 girdim ve 0 gireyim. Böylece şu anda 4 tane çift değerim var benim. Şu anda biz bunu biliyoruz. Geri kalan değerleri tek girelim. 3, 5, 7, 9, 1 ve tekrar 7 girelim. Enter'a basıyorum. Dizinin içerisinde 6 adet tek, 4 adet çift sayı vardır mesajını görüntüledik. Gördüğünüz gibi soruyu basitçe çözmüş olduk. Zaten sorunun kendisi de basitti. Algoritmayı da basit bir şekilde kurduk. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuza demiş ki 10 elemanda bir dizinin içerisinde kullanıcının girdiği sayıyı ara. Eğer varsa değer şu indekse bulundu şeklinde bir mesaj yazdı. Hemen gelelim. Bir önceki çözümümüzü tamamen silmeyelim. Onun üstüne modifiye edelim. Şimdi 10 elemanlı bir dizinin içerisinde kullanıcının girdiği sayıyı arayacağız. O yüzden bu sefer elemanları kullanıcıdan değil de peşinen biz burada baştan kendimiz belirleyelim. 10 tane eleman gelelim. İşte diyelim mesela 7, 5, 1, 10, 99, 87, şöyle 63. 66 ve 0 diyelim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geliyorum bir alt satıra. Şu çift sayısı ve tek sayısı değişkenlerini siliyorum. Onun yerine aranan diye bir değişken tanımlıyorum. Ve printf ile kullanıcıdan aradığı sayıyı girmesini istiyorum. Aradığınız sayıyı giriniz diyorum. Ve geldim. Scanf fonksiyonuyla kullanıcının girdiği sayıyı aranan değişkenin içerisine atıyorum. Daha sonra ne yapmam lazım? Dizimi eleman uzunluğu kadar dönmem lazım. Yine 10 elemanımız var. 10 kez döneceğiz. Ve bu sefer yapmamız gereken kontrol şu. Şu alttaki for'u siliyorum. Geliyorum diyorum ki if sayıların o anki elemanı, i'inci elemanı eşitse aranan elemana geliyorum basitçe printf. Aradığınız değer %d inci indekste bulundu diyorum. Buraya ne gelmesi gerekiyor değişken olarak i değişkeni gelecek bir de şu ihtimali düşünmemiz lazım bulunmazsa ne olacak? Bunun içinde daha önce görmediğimiz bir değişken tipi var sevgili arkadaşlar size bundan bahsetmek istiyorum bool'un değişken tipi bu bool'un değişken tipi bool keyword ile yazılıyor ve sadece true ya da false değerleri alabiliyor. Şimdi ben geldim bir tane bool'un değişken tanımlıyorum bunun ismi kontrol olsun örneğin bool kontrol dedim ve bunun ilk değeri false olsun. Biz burada aslında basitçe mantık olarak aradığımız değeri bulup bulmadığımızı kontrol edeceğiz. Eğer bulduysak bu boolean kontrol değişkenini true yapacağız. Eğer bulmadıysak zaten false'da kalmış olacak. Şimdi geldim buraya. Aradığınız değer yüzde değinci indekste bulundu dedim. Bir defa bulunduysa bu mesajı gösterdikten sonra kontrol değerini true yaptım. Ardından artık bulduğum için benim bu döngüye devam etmeme gerek yok. Döngüyü kırma komutum olan break komutunu koydum. Hatırlayacağınız üzere bu break komutundan da bahsetmiştik. Neydi bunun mantığı da? Örneğin biz burada aradığımız değeri birinci indekse bulduğumuzu hayal edelim. Ama dizimizin uzunluğu 10 elemanlı. E biz birinci indekse bulduysak artık bu döngümüzün 10 kez çalışmasına gerek yok. Biz bulduk artık bir döngüyü kırabiliriz demektir. Boşu boşuna bunun çalışmasını engellemek için bulduğum anda bu döngüyü bitir diyorum aslında. Ve sonrasında ben burada ne yaptım döngümün içinde? Bulup bulmadığımı kontrol ettim. Eğer zaten bulduysam bu koşul çalışacak ve döngü kırılacak. Ama Hiçbir şekilde bulmadıysam, bu döngü sona erdiyse, burası hiç çalışmadıysa ne olmuş olacak? Benim kontrol değerim hala false kalmış olacak. Bu sefer geliyorum diyorum ki if kontrol değerim eşitse false olsa o zaman ne diyeceğim? Printf aradığınız sayı dizinin içerisinde bulunamamıştır diyeceğim. Şöyle noktalı virgülümü koyacağım. Şimdi gelin çalıştıralım birlikte. Burada bir hata aldık. Ne diyor? Bul bilinmeyen bir değişken tipi diyor. Evet burada bir şey unuttum sevgili arkadaşlar. C programlama dilinde bool'un değişken tipini kullanmak için yukarıya include etmemiz gereken bir header file daha var. Bir kütüphane daha var. Bunun da hangi kütüphane olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Gelin birlikte bakalım. Which header file I should include for bool diyelim mesela. Evet diyor ki to use bool'un header file stdbool.h include edilmelidir diyor eklememiz gereken kütüphanemiz buymuş. Hemen birlikte ekliyoruz. Include dedik. Şuradan kopyala yapıştır yapalım. nokta std::bool.h'ı programımıza ekledik. Şimdi çalışması lazım. Deniyorum tekrardan. Ve gördüğünüz gibi şu anda çalıştı. Şimdi örneğin şu anda dizimizin içerisinde olmayan bir eleman aradığımızı düşünelim. Gelelim 55 arayalım örneğin. 55 bizim dizimizin içerisinde yok. Aradığınız sayı dizin içerisinde bulunamamıştır dedi. Tam da beklediğimiz şekilde bir sonuç geldi. Bu sefer geliyorum. 1 diyeceğim örneğin. Dizimin içerisinde olan bir değer. Ve aradığınız değer ikinci indekste bulundu dedi. 7 sıfırıncı indeks, 5 birinci indeks, 1 bir de bildiğiniz üzere ikinci indeks. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar unutmadan. C dilinde normalde boolean değişken tipi yok. Sizin de az önce gördüğünüz gibi ben de aynı hataya düştüm. std bool nokta hash kütüphanesi olmadan C dilinde varsayılan olarak boolean değişken tipini kullanamıyoruz. Peki bu kütüphanede olmasaydı bunu nasıl çözebilirdik? Aslında yine aynı mantıkla basitçe çözebilirdik sevgili arkadaşlar. Bu sefer integer bir değişken tanımlardık. Örneğin int control adında ve buna 0 1 değerleri atayarak true false kullanırdık. Örneğin false değerimiz 0 olarak düşünürdük. True değerimizi de 1 olarak düşünürdük. İlk değer olarak 0 atardık. Ve burada bu sefer kontrolümüzde kontrol değeri 0 olarak kalmaya devam ediyorsa değer değişmedi demektir. O zaman sayı bulamadık anlamına geliyor demektir derdik. Burada da bulduğumuz zaman kontrol değerini 1 yapardık basitçe. Yine aynı mantıkla. Dilersek bool keyword'ünü kullanmadan da integer bir değişken tanımlayarak yapabilirdik bu şekilde. Geçelim bir sonraki sorumuza. Kendisi hariç bütün pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayılır. Örneğin 28 sayısının kendisi hariç pozitif çarpanları toplamı yine 28 olduğundan 28 sayısı mükemmel bir sayıdır. Buna göre klavyeden girilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını söyleyen C programını yazınız demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruyu nasıl çözebiliriz? Öncelikle bir sayının çarpanı ne demek? bir sayının çarpanlarını nasıl tespit edebiliriz? Bunu biliyor olmamız lazım, bunu hatırlıyor olmamız lazım. Örneğin çarpanlarını aradığımız sayının çarpanı mı diye kontrol ettiğimiz sayıya bölümünden kalan sıfırsa bu sayı o sayının çarpanıdır demektir. Şimdi bu şekilde söyleyince hayli karışık olduğunu düşünüyorum. Gelin örnek üzerinden bakalım. 28 sayısını ele almış burada örnekte. Biz de o sayıyı ele alalım. Mesela bu sayının çarpanları 1, 2, 4, 7 ve 14'müş. Birden başlayalım şimdi. 28 1'e tam bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 28'in 1'e bölümünden kalan 0. Yani aslında burada modunu alıyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sonra geçtim 2'ye. 28'in 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Evet 0 tam bölünüyor. O zaman bu da yine 28 sayının bir çarpanı oluyor. 3'e geçtim. 28'in 3'e bölümünden kalan 0 mı? Hayır. Öyleyse 28 3'e tam bölünmüyor. Yani 3 sayısı 28 sayısının bir çarpanı değil. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Kullanıcının girdiği sayı için birden başlayarak o sayıya kadar olan değerleri tek tek kontrol edeceğiz. Kulajının girdiği sayının çarpanı mı bu sayılar diye. Eğer çarpanıysa o çarpanları bir değişkende tutacağız örneğin bir toplam değişkeni tanımlayabiliriz. Ve çarpan olan sayıları toplam değişkenine ekleye ekleye gideceğiz. Ve bu işlem sona erdiğinde toplam değişkenimizin içerisindeki sayı girilen sayının kendisine eşitse bu soruya göre bu tanıma göre sayı mükemmel sayı demektir. Eşit değilse de mükemmel sayı olmadığı anlamına geliyor. Bu anlattıklarımdan sonra kafanız karıştıysa hiç problem değil. Kodlama aşamasında rahatça anlayabileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı girişi alacağımız için bir değişken tanımlayalım. Int sayı adında ve diyelim ki lütfen sayıyı girin diyelim kullanıcıya. Daha sonra bu sayıyı sayı değişkenimizin içerisine atıyorum scanf fonksiyonuyla. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yine bizim kurtarıcımız ne olacak? Tabii ki döngüler olacak. Biz birden başlayacağız ve girilen o sayıya kadar olan aralıktaki tüm sayıları tek tek kontrol edeceğiz. Girilen sayının çarpanı mı diye, yani modu sıfır mı diye. Öyleyse de toplam değişkenin içerisinde bu sayıyı toplayacağız. Şimdi iki değişkene daha ihtiyacım var benim. Birincisi i for döngümüz için. Diğeri ise toplam değişkeni. Bunun da yine ilk değeri 0. Bunun mantığını da daha önce açıklamıştım. Çok net bir şekilde biliyorsunuz. Hatırlarsanız bunu 0'a eşitlemezsek RAM'den çöp bir değer gelme ihtimali oluyordu bu adreste kalmış olan. O yüzden bu durumun önüne geçmek için her ihtimale karşı biz bunu 0'a eşitliyoruz. Şimdi geldim. Hemen döngümü açıyorum. Bu sefer i'yi birden başlatacağım sevgili arkadaşlar. Sıfırdan değil. Çünkü sıfır sayısı bu sayının çarpanı olamaz. O yüzden i'yi birden başlattım. Koşul olarak i küçükse ve eşitse sayı diyorum. Bu sefer birden başlattığım için küçük eşit koymam gerekiyor. Çünkü son değer olarak bu sayıyı da kontrol edeceğim. Örneğin 28 sayısı için gelecek bu döngü birden başlayacak. 28 olduğunda da çalışacak. Eğer ben buraya eşittir koymasaydım i değeri 28 olduğunda bu sefer çalışmazdı. O kontrolü yapmazdı ama eşittir de koymalıyım ki o sayı eşit olduğunda da o kontrolü yapsın. Geldim noktalı virgülümü koydum ve i art artı dedim. Şimdi algoritmayı zaten az önce kafamızda kurmuştuk. Ne yapmam lazım? Burada bir kontrol yapmam gerekiyor. If diyorum sayımızın o anki değere bölümünden kalan yani i'inci değere bölümünden kalan sıfıra eşitse yani tam bölünüyorsa o zaman i değeri yani o anki kontrol ettiğimiz değer bu girilen sayının bir çarpanı demektir. Ne yapacağım? Toplam değişkenin içerisine artı eşittir. Yani ekleyerek devam et anlamındaydı. Yine bunu da daha önceki derslerimizden biliyorsunuz. Artı eşittir i diyeceğim. Örneğin ilk çalıştığında bu ne olacak? 1 ile başlayacak. Gelecek bakacak. Sayının da 28 olduğunu hayal edelim. Örneğimizde de öyleydi. 28'in bire bölümünden kalan 0 mı? Evet 0. Öyleyse toplam değişkenin içerisine 1'i at. Yani o 1 çarpanını buraya ekledik. Bu döngü 28 defa çalışacak. Örneğin son değer olarak 28 olacak. 28 büyük eşit mi 28'e? Evet. O zaman tekrar kontrol ediyorum. 28'in 28'e bölümünden kalan sıfır mı? Evet o zaman onu da çarpan olarak aldık demektir. Ve toplam değişkenin içerisine ekledik demektir. Daha sonrasında bu döngü sona erdiğinde eğer toplam değişkenimin içerisindeki değerle sayı değeri ise bu sayı mükemmel sayıdır. Hemen for döngüsü biter bitmez onun da kontrolünü yapıyorum. Geliyorum diyorum ki sayı eşit eşitse toplam değişkenine printf %d sayısı mükemmel sayıdır diyorum. Bu yüzde D olan ne gelecek. Sayı değişkeni gelecek. Değilse de şu mesajı kopyalıyorum. Yüzde D sayısı mükemmel sayı değildir diyorum. Hemen çalıştıralım. Direkt 28 sonucunu deneyerek başlayacağım. Sayıyı girin dedi. Şöyle aldım. 28 girdim. Ve 28 sayısı mükemmel sayı değildir dedi. Bir yerde hata yaptık, bir yeri kaçırdık. Birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi Şöyle en baştan başlıyorum. Sayı değişkeni tanımladım. İyi değişkeni tanımladım. Toplam değişkeni tanımladım. İlk değeri sıfır. Sayıyı aldık ve sayı değişkeninin içerisine attık. Daha sonra bir döngü başlatıyorum. Döngümü birden başlatıyorum. Yani ilk değeri 1, iyi eşittir 1 dedim. Koşul olarak iyi küçük eşit sayı olduğu sürece dedim. Ve her seferinde 1 arttırıyorum. Sonrasında... Burada bir kontrol yapıyorum. Sayının modunu alıyorum. Girilen sayının o an baktığım değere bölümünden kalan sıfıra eşitse tam bölünüyor demektir. O zaman o an baktığım değer bu sayının çarpanı demektir diye düşünüp toplam değişkenin içerisine i'yi atıyorum artı eşittir ile. Toplattırıyorum yani. Sonra bu döngü sona eriyor ve kontrol ediyor sayı toplam değişkeni eşit mi diye. Şu anda hatayı göremedim aslında. Nerede hata yapıyoruz? Siz görebiliyor musunuz? Şöyle tekrardan bakmak istiyorum. Acaba şu küçük eşittirde mi bir problem var? 28 olduğunda 28 de kontrol etmesi lazım. Yani aslında burada eşittir olması lazım. Bunda da bir hata yok diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Soruyu tekrar okuduktan sonra gördüm hatamı. Burada sorunun başında bas bas kendisi hariç diye bağırırken ben buraya uyumuşum. Kendisi hariç dediği için tabii ki buradaki eşitleri koymamamız lazım arkadaşlar çünkü eşitleri de koyarsak tabii ki kendisiyle olan bölümünde alıyor. Evet az önce başımıza gelen durum matematik sorularını da eksik okursak dikkatli okumazsak genelde başımıza gelen bir durum. Neyse hata yapmamak önemli değil hatayı çözmek önemlidir diye düşünüyoruz. O yüzden şu anda doğru sonuç elde edeceğimi düşünüyorum. Buradaki eşitleri kesinlikle koymamam gerekiyor çünkü soruda bana kendisi hariç pozitif çarpanlarını demiş. Eşitleri kaldırdım. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. 28'i girdim. Çok heyecanlıyım. Enter'a basıyorum. Ve 28 sayısı mükemmel sayıdır dedi. Farklı örnekler deneyelim bakalım. 5 dedim. Mükemmel sayı değilmiş. Şöyle başka mükemmel sayı var mı acaba? Öyle rastgele deniyorum ama 70 denedim mesela. Herhalde tutturamayacağım. Şu an asıl değeri bulmakla da daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ama şu anda size garanti edebilirim ki algoritmayı doğru kurduk ve programımız doğru şekilde çalışıyor. Sizin varsa bulduğunuz farklı bir mükemmel yorumlara yazarsanız sevinirim. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet son sorumuz Bubble Sort algoritması sevgili arkadaşlar. Meşhur sıralama algoritmalarından biri olan Bubble Sort yani Türkçesi kabarcık sıralaması algoritması. Fakat bu son soruyu bu videoda çözmek istemiyorum. Çünkü video uzunluğumuz 21 dakika civarına ulaştı. Bu bubble sort algoritmasını bir sonraki videoda tek başına inceleyeceğim. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra bubble sort'u da işledikten sonra gelecek konumuz olan fonksiyonlar konusuyla devam edeceğiz. C dilinde fonksiyon nasıl oluşturulur, nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. 7. dersimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlar bölümünde cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.